Kredi kullanımında firmalar muhasebe kayıtlarını iki türlü uygulamaktadır. Birinci yöntem, kredi kullanımında faiz giderlerinin muhasebe hesaplarına tahakkuk ettirilerek ödeme anında ters kayıtlarının oluşturularak kapatılması. İkinci yöntem, kredi kullanımında faiz giderlerinin muhasebe hesaplarına tahakkuk ettirilmeden kredi ödeme anında finansman gideri olarak yazılmasıdır. 289 sürümümüz ile birlikte ikinci yöntemin de desteklenmesi sağlanmıştır. İşlemlerimizi yapalım. Finans parametrelerine banka kredi tanımında faiz tahakkukları seçeneği eklenmiştir. Parametre öndeğerimiz oluşturulacak gelmektedir. Ödeme hareketinden oluşacak seçerek devam edelim. Banka kredi girişimizi yapalım. Kredimizi kaydediyoruz. Bağlı banka fişlerimizde Birman fişimizin oluştuğunu görüyoruz. Fişimizi incelediğimizde sadece ana tutarın olduğunu, faiz giderlerinin yansımadığını görüyoruz. Muhasebe kodları penceremizde de ilgili hesaplar çalışmaktadır. Kredi taksit ödemesini yapalım. Oluşan banka fişimizi incelediğimizde ticari hesaba ana para, faiz ve BSMV tutarları yansıyor. Kredi hesabına ana para tutarının yansıdığını görüyoruz. Muhasebe kodlarını incelediğimizde faiz ve BSMV tutarının finansman gideri hesabına yazıldığı görülmektedir. BCH rotatif kredi faiz hesaplamasında da taksit hareketi oluşturulup tahakkuk kaydının oluşmaması sağlanmıştır. Faiz ödemesi ile birlikte finansman gideri hesaplarına yansıtılmaktadır.